sağlanacaktır. İkincisi tedarik, demin bir örnekte okuduğunuz gibi, örnekte bahsettiğiniz gibi kendisine olmayan ürünü oda aracılığıyla başka bir esnaftan anında bulması mümkün olacaktır. Şüphesiz. Mesela bunu en iyi örneği herhalde çiçekçiler üzerine Hı Interflora ile hı. çalıştıkları Evet. için farklı ülkelerdeki dahi noktalardan sizin çiçek göndermeniz mümkün olabiliyor. Aynı şeyi esnaf da yapabilir. Yani bakkal için de geçerli bu. Birbirleriyle çok daha iletişimleri artacaktır. Oda ile iletişimleri artacaktır. Son kullanıcı ile iletişimleri artacaktır. Reklam maliyetleri mutlaka ki düşecektir. Bu da çok önemli bir nokta. Hı. Kendilerini duyurmak için, web sitesini duyurmak için gerekli olan bütün şeyleri çok daha ucuza halledebilecek duruma geleceklerdir. Ancak biz sokak röportajlarında da gördük. Bakkal esnafı bu konuda umutsuz. Yani internet kullanmıyor. İnternetin de kendisine süpermarketlerle mücadelede yardımcı olacağına inanmıyor. Acaba öncesinde onlara bir moral eğitimi mi vermek Çok büyük gerekir? ihtimalle bunun sebebi ön yargılar. Ön yargı değil mi? Yani internet çok yeni bir teknoloji. Diğer geri kalan bütün teknolojilerle kıyasladığımız zaman bizde popüler olması son 3-4 seneden bahsediyoruz. Yani belki 10 yıldır, 15 yıldır internet evet konuşuluyor ama etkin olarak kullanılması son 4-5 yıldır. Bu noktada ön yargılar çok fazla. İnternet pahalı bir çözümdür. İnternet her şey paradır. Web sitesi yaptırmak çok pahalı bir çözümdür. Evet. İşte bir bilgisayar çok pahalıdır. Bunun gibi birçok ön yargı var. Öncelikle bunların aşılması gerekiyor. Bunları aşmak da aslında çok zor şeylerdir. Biz belki de konuşmayan bir toplumuz ondan kaynaklanıyor. Her bakkalın çevresinde mutlaka ki bir internet kafe var. İyi kötü internetten Hı. anlayan, web sitesinin ne olduğunu bilen, orada da esnaf arkadaşlar var. Bu konularda iyi kötü bilgileri olan insanlar var. Bunlarla konuşularak bu sorunlar çözülebilir. İlk başta bilgisayar ucuz yolda olsa başlamak amacıyla bir Hı bilgisayar hı. alınıp doküman okumaları gerekiyor. Okuyacaklar, verecekler, konuşacaklar, Hı. iletişimini arttıracaklar. Daha sonra zaten kısa bir süre sonra görecekler ki bu aslında çok korkulacak olan bir şey değil. Hı. Çok zor bir şey değil. Yani biz bunları konuşurken işte MSN kullanacaksınız, Twitter'da hesap açacaksınız, Facebook'unuz olacak, işte blog sayfası tutun. Bunlar söylediğimiz zaman çok ayrı, çok farklı dünyalar gibi geliyor olabilir ama inanın Bunları bilgisayarın zaten siz başına yapıyorsunuz. oturulduğu zaman Evet. yani bunların öğrenmesi yani bizim müşterilerimiz arasından da var. 55-60 yaşından sonra web sitesi kurup onun üzerinden ticaretini yürüten ve bunu çok başarılı noktalara taşıyan insanlar da var. Ve biz buradan görüyoruz ki aslında o kadar da zor bir şey değil. Değil. Çünkü açıklamalar çok fazla var konu hakkında. Peki siz internet sitesi tasarım uzmanı olarak bir bakkal esnafın için bir internet sitesi tasarımlasanız, şurada hemen şöyle hayal ederek bir site tasarımlayalım. Hazır sizi de bulmuşken Öncelikle burada. tabii bütün esnaflardan konuya çok hakim olmadığı için yalan yanlış bir şey söylersem o noktada öncelikle özür dilerim. Ama dışarıdan bizim işimizde empati çok önemli. Hı. Ben her zaman bütün müşterimle konuşurken de şunu düşünürüm. Eğer bu işletme benim olsaydı ben ne yapardım? Yani Hı. bu bakkal ben olsaydım, kendi mahallemde küçük bir dükkan açmış olsaydım ve bütçem çok kısıtlı olsaydı ne gibi yöntemler izlerdim, neler yapardım? Bu izletim yöntemlerinin hepsi de zaten bizim müşterimize sunduğumuz çözümleri ortaya çıkarmaktadır. İlk başta herhalde bir profesyonelle anlaşıp konuyu önce bir analiz etmek gerekiyor. Kime satacağız, nasıl satacağız, neleri satacağız? Tasarımı konuşuyorsak da ilk etapta bu siteye kimlerin bakacağına karar verelim. Eğer bizim mahallemizde üniversite öğrencilerinin çok fazla varsa, Hı. üniversiteye yakın bir yerde bakkal olabiliriz. Ona göre bir tasarım yapmak daha doğrudur. Ama bizim bulunduğumuz mahalledeki yaş ortalaması daha yüksekse, internette çok fazla barışık olmayan, daha yeni kullanıcılar varsa tasarım ona göre şekillenmelidir. Buna örnek olarak resimlerin büyük olması, yazıların büyük olması, Hı. menülerin kolay ulaşılabilir ve az olmaları. Evet. Yani çok detaylı bilgiler vermek veya işte bir ürünü anlatırken genç kullanıcılar için detay daha önemlidir. Daha çok detay okurlar. Okumak onlar için daha kolaydır ama yaş ilerledikçe çok fazla detay sizi ilgilendirmez. Daha çok ürünün ne olduğu sizi ilgilendirir. Ürünün fotoğrafı ve rahat görmek sizi ilgilendirir. Bana sorarsanız kabaca nasıl olması gerekir? Siteye girdiğim zaman öncelikle iletişim bilgilerinin rahat ve ulaşılabilir bir yerde olmasına dikkat ederim. Yukarıda Doğru. olması sağ üst köşe bunun için herhalde Hı uygun bir hı. çözüm olacaktır. Telefon numaraları, MSN'ler, gerekiyorsa fax çok gerekli olduğunu düşünmesem de. Altına indiğimiz zaman kampanyalı ürünler diye bir şey yapardım Evet. büyük Hı ihtimalle. hı. Küçük paketler hazırlardım. Bunları sunmaya çalışırdım. Daha sonra çok giden ürünler, en çok ben bu mahallede neler satıyorum? İşte Hı. süt çok fazla gidiyor, ekmek çok fazla gidiyor. Bunun üzerine ben neler yapabilirim? Bunlara göre tasarlarım. En sonunda kullanıcı geldi, bize iletişime geçebileceği noktayı gördü, ürünlerimizi gördü. En sonra satın alması, satın alma ile ilgili bilgilendirmeler yapardım. Kredi kartı ödeme yapabilirsiniz, kapıda ödeme Hı. yapabilirsiniz. Bizim şeyimiz var, açık defterimiz var, onu yazabiliriz. O şekilde bir tasarım herhalde yapardım.
çok ilk başta belki çok karışık gibi gelebilir bakkal esnafına, ama belki ilk başta bir MSN'le internetle barışık olmayı, barışmayı MSN zaten hani deneyebilirler. Mutlaka olması gereken öncesiz bir hizmet. Dün akşam internette dolaşırken sosyal paylaşım sitelerinden bir üniversite öğrencisinin görüşlerini paylaşmış bakkalla ilgili olarak. Bir bakkala giriyor ve internet olduğunu görüyor orada ama MSN yok. Öğrencilerde özellikle sınav döneminde malum yoğun oluyor dersleri. Geç saatlerde bir şeye de ihtiyacı oluyorlar. Kahve gerekiyor ilk başta. Kahve gerekiyor. İçecek gerekebiliyor. Belki geç saatte acıkıyorlar. Bir sucuk yumurta yapmak istiyorlar. Böyle bir durumda üniversite öğrencisi genç bakkala kendisi MSN'i kurmuş ve adresini de eklemiş. Kısa sürede de bakkal MSN'le artık sipariş alır ve gönderir. İşte bu kadar, durum bu kadar basit değil mi? Yani. Bunu öğrenmek evet. De kullanmak da en fazla 10 dakikasını alıyor. Sevgili bakkal esnafı, aslında bir araya gelerek birlikte yapabileceğiniz çok şey var. Lütfen ve lütfen teknolojiyle barışalım. Gördüğümüz gibi çok yüksek maliyetler değil bunlar. Kayıtlı olduğunuz odaya destek vererek, İzmir Bakkallar ve Bayiler Odası'na destek vererek çok küçük maliyetlerle internet üzerinden müşterilerinize ulaşabilirsiniz. Büyük bir güç oluşturup süpermarketlerle mücadelenizi daha etkin bir biçimde devam edebilirsiniz. Bunun haricinde benim bıkmadan usanmadan her hafta söyleyeceğim birkaç şey var. Bu hafta biraz daha özetle söylemek istiyorum. Lütfen hijyenik koşullara dikkat ediniz. Sadece bakkalın değil, aynı zamanda kendi görünüşünüzün de kıyafet konusu, ondan sonra işte saç, sakal, mutlaka sakal tıraşı olun. Dükkanı açarken çok uygun kıyafetlerle mutlaka üzerinizde önlüğünüz olsun. İnterneti etkin bir biçimde kullanmayı lütfen öğrenelim. Odanıza bu konuda lütfen destek olunuz. Ayrıca promosyonlarda en çok satan ürünlerinizi promosyon paketi olarak hazırlayabilirsiniz. Fiyat etiketleri konusunda maalesef bakkal esnafı yeterince dikkatli davranmıyor. Telefonla sipariş alma yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Biz yine haftaya bakkal esnafımıza nasıl yardımcı olabiliriz, sorunlarına nasıl farklı çözümler getirebiliriz konusunda yine burada olacağız. Çarşamba akşamları saat 9'da 10 arasında. Sayın Mert Aktoruk, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Verdiğiniz çok kıymetli bilgiler çok için içimizi ferahlattınız. İnşallah. Biz bunun çok yüksek maliyetlerle olacağını düşünüyorduk. İnternetle büyük bir güç oluşturabileceğimizi de öğrendik. Size çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. Hoşçakalın.